Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavatı. Hakikaten %90 planladığım ders olmuyor. Benim planladığım. Cemaatin istediği olmuyor. Doğrusu da o. Ben zaman yapacaktım. Siz de burayı istediniz. 71 Mesnevi Nuriye nokta. Katılımcı olacaksanız yapayım. Tamam mı? Çoğu dinleyeceğim sizi. Arkadaş, esbab ve vesaiti insan kucağına alıp yapışırsa, esbab ve vesaiti, mesela sebepler var, bir de vasıtalar var. Kucağına alıp yapışırsa, paragraf okuyayım, zillet ve hakarete sebep olur. Mesela kelp, bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat-ı hasene ile mutasıftır. Kelp, bak, çok acayip, bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat-ı hasene ile mutasıftır ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Paragraf bitireyim. Hatta sadakat ve vefadarlığı dar bir mesele olmuştur. Bu güzel ahlakına binaen insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken maalesef insanlar arasında mübarekiyet değil necis-i ayn addedilmiştir. Bu kadar insana faydası var. Vefa ve sadaka timsali. İnsanlardan böyle bir şey bekliyordu. Ha? Yani sadaka, vefa ama mübarek denmesi gerekirken insanlar necis-i ayn demiş. Şimdi baştan alıyorum. Esbab ve vesaiti insan kucağına alıp yapışırsa. Niçin yapışır? İnsan temessük ederse, yapışırsa. Esbabla vesait. Ne farkı var? Aynı değil, değil mi? Aynı değil. Esbab, vesait. Mesela esbab senin dışındadır. Yani mesela elmanın yaratılması zahirde Allah sebep kullanıyor. Ama onun sana gelmesine vesait var. Bastalar. Bir yerde şöyle bir ifade vardı abi. Esbab perdedir, vesait bahanelerdir. Evet, aynen. Esbab perdedir. Ya. Şimdi esbab ve vesaiti burada kaçırmayacağımız nokta şu. Kucağına insan alırsa hani sonra ondan sonra zillet geliyor, küfür geliyor. Hani insana küfür olmuş da öyle mahkum olmuş değil. Peşin karar veriyor. Peki insan esbab vesaireti kucağına aldı. Zillet, hakaret ona kim ediyor? Yoksa böyle... Fıtrat onu hakaret ediyor, basitleşti. Yoksa Allah mı onu hakir görüyor yani? Yani Allah zaten görüyor da o değil. Yani mevcudatın şahsı manevisi, yapısı, sisteminde baktığın zaman en zelil insan, en aciz insan, en muhtaç insan, en gariban insan, en derbeder insan, en azap çeken insan, en fakir insan. Mesela şöyle düşünün. Ben hayvandan ayıran iki tane özellik, bir tanesini geçen akşam bahsettim. Bir tanesi de şu, en çok ihtiyacı olduğu için insan, insandır. En çok ihtiyaç sahiplisi insandır. Sığır, iki şeye muhtaç, ot ve su. O da her yerde var. Bozdağına gitsin yaşar, eve de ihtiyacı yok. Ot ve su. İnsan ihtiyaçlarını kaldırır, insanlıktan çıkar. Beka ihtiyaçtır, eve de ihtiyaçtır. Ya, uçak ihtiyaçtır, şey ihtiyaç, her sevmek şey. Sevmek ihtiyaç, sevilmek ihtiyaç. Hep ihtiyaç. Ha, birinci, ikinci nedir?
Mesela siz bir sığırı gördünüz mü? Çok aç, çok muhtaç olduğu halde, yoncayı bulduğu halde, otu bulduğu halde, iradesiyle, cebiyle değil, ona vazgeçiyor. Yiyemiyorum diyor. Değil mi? Köpek çok aç, çok ihtiyacı var, kemik buldu. Vazgeçiyor. Diyemez. Diyemediği için hayvandır. İnsan dediği kadar insandır. Nefsane bir sürü ihtiyaçları var. Diyebildiği kadar insandır. Çünkü biz insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik bu dünyaya. Yani insan adayız. İnsan ol, hatta toplumda kullanırız ya. Lan insanlığından yok, yazıklar olsun. İnsanlığını mı kaybettin? Hiç mi insanlık seni rahatsız etmedi, insanlığı? 5 dakika insan ol diyor. 5 dakika insan ol. Ha demek ki insan insan değil. İnsan olacak. Allah Allah. Orası çok acı abi ya. He? İnsan olarak gelmedik. Yok. Allah Allah. Tuhaf değil mi abi? Çok tuhaf abi ya. Hani Üstad diyor ya, kendini insan zanneder insan. İnsan, şimdi anlaşıldı değil mi? Ey kendini insan zanneden insan. Bakıyor o da iki ayaklı, ben de iki ayaklı. O da yürüyor, ben de yürüyorum. Çok tuhaf değil mi abi? Şimdi topluma baktığın zaman insan suretinde insi ve cinli şeytanlar ne kadar hayvan görürsün? Ayet-i kerimede de belenna mı kelimada? Dağışa da diyor. İhtiyacını... Gelirken onu konuştuk yani. Şey, alem çok farklı, bir de davranış çok farklı. Şimdi biz insansak bunlar ne dedi yani? Hatta onlar insansa biz neyiz? Hatta çok farklı. Yani olmadı. Şimdi... Abi ihtiyacının çokluğunun bilinmesi kadarıyla insaniyet mertebesine çıkıyor. Çıkıyorsun. O da işte fakriyet meselesi, evet. Oluyor. Adam mesela televizyon bir ihtiyaçtır. Kadın bir ihtiyaçtır. Mideyi doldurmak bir ihtiyaçtır. Lüks evde oturmak bir ihtiyaçtır. Bu kadar. Ana dairesi bu kadar. Ama benim için evet ihtiyaçtır. Sonsuzluk ihtiyaçtır. En büyük ihtiyaç benim için Allah'tır. Allah benim ihtiyacımdır. Ben Allah'a ihtiyacım var. Adam Allah'a ihtiyaç duymuyor. Kur'an benim ihtiyacımdır. Kur'ansız yaşayamam. Derssiz yaşayamam. Düşünebiliyor musun? Adam Allah'a ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç değil Allah'a. Allah ihtiyaç değil adama. O zaman adamın, kişinin ihtiyacına bakın, kalitesini ölç. Neye ihtiyaç addetmiş, neyin peşine koşuyor? Ya. Hani burada yapışmış, hani derdim ya dün akşam, hani bir daha tekrar edeyim. İman edenler, iman edebileceği kadar sari, naz, kuvvetli, Allah'a delil bulduklarından iman etmiş değiller. İman etmeye niyet ettikleri için ima, remz, işare nevinden ipuçları onlara delil olmuş. İnkar edenler ise, bak yapışmışı izah ediyorum. İnkar edenler ise iman edecek kadar sari, kati delil bulamadıklarından değil, inkara niyet ettiklerinden sari ve kati delili ima, remz, işaret makamına indi. Burada da ne diyor? Vesayeti insan kucağına alıp yapışırsa, ilk önce niyet ediyor. Ben seni kardeşim sevmeye niyet edersem 20 tane sebep bulurum. Ben seni peşin karar verdim mi sevmeme 100 tane sebep bulurum. Derse gelmeye karar verdiniz mi? 10 tane sebep var. Vallahi gelmeye karar etme 50 tane sebep olur. 50 tane sebep bulursun. İlk önce niyet. Sonra deliller kendisini gösteriyor, kafalarını çıkarıyor. Aklın nazarına ilişmeye başlıyor. Niyetin iyi olursa sana küçük bir iman delil olur. Hakaret sebep. Mesela diyor kelp, çok acayip değil mi ya? İnsanlara vefalı ve sadık. Sadık. Mübarekiyet denmesi gerekirken necisi lain denmiş. Bu kadar sadık. Şimdi de öyle, piyasada öyle bir veli nimet gözüken şeyler, kişiler var ki, onlara vefa, vefasızlık yapma ile gösterilir. Çünkü niye? Ölçü şu.
Beni niçin seviyorsunuz? Allah için. Hizmet için. Hizmete verdiğiniz değer kadar bana değer verirsiniz. Yani en az. Çünkü hizmetten dolayı bana değer veriyorsun. Ben de size öyle. Hizmete sahipliğin kadar. Senin sevdiğin Allah'tır. Senin sevdiğin kadar ben de seviyorsam, sen de bana karşı bir sevgin olur. Ortak tarafımız. Çünkü ortak sevgilimiz aynı. Allah. Şimdi bir insan ortak tarafı yoksa nasıl sevecek? Ortak tarafı yok. Aile hayatına uygulamak için yaptım bunu. Namaz yok. Allah'a ihtiyaç değil. Onun dünyasına, ahirete ihtiyaç değil. Nasıl bir olacaksın? Allah'a ihtiyaç değil. Tepeden gitti zaten. Bir tanesine öyle dedim. Allah ile ara nasıl dedim. Öyle hobim yok dedi. Tuhaf değil mi? Şimdi şunu diyeyim. Beni mukaddesatım için seviyorsunuz. Çünkü sizin için de mukaddes bunlar değil mi? Şimdi ben mukaddesatıma ihanet edersem siz bana vefasızlık yaparak buna vefa etmiş olmaz mısınız? Değil mi? Peki ben buna vefasızlık yaparsam Mustafa, sen de bana vefa yaparsan, sen otomatik buna vefasızlık etmiş olmuyor musun? Bir adam düşün ki, faize helal diyor. Allah'a vefasızlık yapıyor. Bir adam düşün ki, hizmet adına içki için diyor. Bir adam düşün ki, hizmet adına, din adına, Allah adına yani. Allah adına diyor ki, başınızı açabilirsiniz. Allah adına diyor. Bu kime ihanet ediyor? Allah'a. Yalan konuşuyor. Allah haram ettiği şeyi Allah adına helal diyor. Tamam. Siz buna vefa gösterirseniz Allah'a vefasızlık yapmış olursunuz. Çünkü ölçü şudur. Üçgen. Bunu unutmayın. Üçgen kanunumuz var. Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır? 180. Peki yapıyorum. 60. 70 de bu. X. Kaçtır? 50 mi? X eşittir 50. Tamam mı? Şimdi bak üçgen kanunu. Burada Allah'a koydum. Burada ben varım. Burada sen varsın. Ben bunu seviyorsam, tamam mı? Bu da bunu seviyorsa, bu nedir? Ben ona karşı neyim var? Onu da seviyorum. Değil mi? Bir daha. Ben bunu seviyorsam, bu da bunu seviyorsa, bunu iz düşünün, bunu düşünün buraya. Bunu seviyor. Buradan bunu ben seviyorum. Tersini yapıyorum. Burası mıyım şu anda? Bu adam Allah'ı sevmiyor. İhanet ediyor. Allah adına yalan söylüyor. Allah'a isyan ederek Allah'a itaat edilmez. Allah haram dediği şeyle Allah'a yaklaşılmaz. Allah'ın haram dediği şeyle hizmet denilmez. Şimdi fiilen bu bunu sevmiyor. Tamam. Bu zat bunu sevmiyor. Ben bunu seversem benimle bunun arasındaki durum nedir? Sevmiyorum demektir. Çünkü bunun yerine ölçü bunu yaptım. Üçgen kanunu. Ustad ne diyor? Dostumun dostu. Dost ise benim de dostumdur. Dostumun düşmanı, düşman ise benim de düşmanımdır. Gördün? Tak tak. Gerçi bu meslek senin. Yani geometriyle izah etmek senin işin. O senin şeyin çok hoşuma gitti. Hala unutmuş değilim. Orkestra şefi.
Ben öyle basit biliyordum yani. Sopa böyle çoban ya. Meğer çok önemliymiş değil mi o? Onu inşallah şey yapacağım, o zaman böyle biraz geniş. He? İle alacağız inşallah. Çok acayip değil mi? Ben en çok etkilendiğim ne biliyor musun? 20 tane o ekibin içinde kimin ne hata yaptığını, sazının telinin gevşediğini anlıyor değil mi? Abi ben askerliğimi bandocu yaptım. Sonfon orkestralarına çok gittik. Bizim komutan albay şefti. Yöneten yani. Senfoni orkestralarını yönetiyordu. Böyle çalıyor abi, bir şey var içeride, acayip bir müzik, durduruyor. Elindeki sopayı, gördük çocuğu atıyor. Bak onu düzgün, o doğuyu düzgün çalacaksın. O re'yi düzgün. O kadar kişilerin içinde. 150 kişi var. 150 tane adam var. Çalacak mı? Çalan bir işte 40 tanesi keman çalıyor, işte 20 tanesi flüt çalıyor, 10 tanesi piyano çalıyor. Elindeki şey bir atıyor böyle hani. Bak o doğuyu düzgün çıkar. Akşam uyumadın mı lan sen? Komutanım bunu nasıl duydunuz oradan? Vallahi bak burayı tırmaladı diyor ya. Şurayı tırmaladı diyor. Şey yapıyor ha? Ya ben de kulağını gösteriyordu, gülüyorduk ya. Şimdi bazı çalgılar üflemeli. Üflemeli çalgılar sabit. Flüt. Flütten hep aynı ses çıkıyor. Ama keman metal bir şey, yani şeyleri olduğu için, özel telleri olduğu için onlar sıcaklıkta genleşiyor. Onların sesi değişiyor. Çalarken orkestra sırasında uzadı mı sıcaklıktan telli çalgılarda kayma başlıyor. Üflemelilerde başlamıyor. Üflemeliler aynı devam ediyor. Şimdi bu şeye işaret ediyor. Yani şeyin az sıcaklık yani mahvoldu yani. Gitti bu taraf diyor yani. Orkestra çekti mi diyor? Yani mesela arada şey ilk parça bitiyor. Ayarlayayım diyor sıcak. Bitirdiniz diyor. Şimdi bu taraf gitti diyor. Kaydı burası diyor yani. Oranın kaydığını kestiriyor. Şeyi kestiriyor. Hatta şöyle diyor, birisi hata yapıyor. Allah'a kullanacağım ben bunu. Hatta birisi hata yapıyor. O hatayı orkestra şefi telafi bile edebiliyor. Bu tarafa başka bir şey yapıyor. Onun hatasını telafi ediyor. Oysa ki o hata yaptı. İzleyici anlamıyor onun yaptığı hatayı. Dinleyen kişi onun yaptığı hatayı anlamıyor. Çıkışta söylüyor onu diyor. Bak senin yüzünden, bu arkadaşlığı senin yüzünden yoruldu. Sen bu arkadaşlarını yoğurdun. Çünkü böyle yaptın. Hatta çıkınca onlar ona diyor. Sen ne yaptın binalar diyor. Senin yüzünden mahvolduk diyor. Ona uymaya çalışıyor. Yani bakıyor o bir hata yapıyor. Ona uydurunca sistem karışıyor. Ki bu müziği bozmuyor yani. Müzik aynen devam. Bunlar oluyor, müzik devam ediyor. O adam müziği sabit tutuyor. Ustad kainata ne diyor? Bir, müziki dairesi diyor. Çünkü mesela orkestra şefi güneş çalıyor, ay çalıyor, dereler akıyor. Derenin sesi, rüzgarın terenimi, dalgaların şırşıkları. Bir de abi bunu ismi fertte anlatmış yani. Evet. İsmi fert neydi? Vahidiyet ve ehadiyeti içine almak demek. Yani orkestra şefi hem bütüne hakim hem cüze hakim yani. Allah Allah. İsmi fertte acip yani. Ki orkestra şefleri içeride bir kişiyi seçiyor, ona da önceden söylüyor, sensin diyor adamı. Daha çok ona şey yapıyor, onun üzerinden şey gidiyor yani. Aslında işareti çoğunlukla o kişiye veriyor. O kişinin şeylerine göre diğerleri devam ediyor. Allah Allah. Yani orada bir peygamberlik hakikati de ne benzer bir durum da var. Peygamberlik değil mi? Ayrı şey mesela futbolda da var, birisi takım kaptanı oluyor mesela. Sen teknik direktörsün, yani olayı komuta edeceksin, bir kişiyi kaptan seçiyorsun, sen kaptan olacaksın. Yani sen benimle muhatapsın, benimle 11 kişiyle işliyorum. Ben seninle muhatapım, sen geri kalan içeriyle, sahanın içiyle sen muhatapsın. Sahanın içinde değil çünkü. Sahanın dışında. Aynı durum sinemada da var. Bir kişi başrolde. O kişi başrolde, diğer rolleri o kişinin üzerinden devam ediyor. Üç yerde var, yani bu hakikat, birisi orkestra, birisi futbol, birisi sinema. Peki bu sinema. Çalan, enstrümanları çalan adamların önünde bir de ayrı nota var değil mi? Nota var zaten. Peki onlar abi öyle düşündüğümüz zaman o da kadere... Yok, kendi fıtratını okuyor. He, talimatnamesini okuyor. Talimatnamesini. Eline verilen talimatları okur veya okumuyor. Kafasına göre takılıyor. O da seyircilere mesela keman çalıyor. Seyircileri takıldı tamam. Kadınlar kıza bakıyor ama keman gitti. Şimdi bakmıyor ya. Yani. Herkes kulaklarını kapatsın da hepimiz İstiklal Marşı'nı okuyalım.
Nasıl olacak? Dışarıdan dinleyen kişi nasıl dinleyecek? Yani kim ne zaman başladı, ne zaman bitti birbirine girer. Yani sağır olsa da... Herkes İstiklal Marşı'nı okuyor kendince ama... Herkes kulağı kapatıyor. Çıkmıyor. Şimdi bahar geliyor, aynı anda çıkıyor. Yani bunlar sağ, bunlar da hiçbir şey aynı anda oluyor. Yani kiraz çalıyor, dut çalıyor. Aynı anda giriyor. Burada aynen. Mesela orkestradaki en zor şey bitişler. O yüzden bittikten sonra çıkıp alkışlanıyor. Çünkü çalıyor, 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 çalıyor. Herkes mesela İstiklal Marşı'nı okuyoruz, aynı anda bitiriyoruz. Oysa ki ben başka bir yerini çalıyorum, sen başka bir yerini, sen başka bir yerini çalıyorsun. Biterken ses aynı anda duruyor. Asıl zaten yani milletin ayağa kalkıp alkışlamasının sebebi o. Ya bravo, sonunu nasıl gidek getirdin ya? Tam asıl, sıfır gibi yani. Asıl mesele o yani. Çünkü o, ben mesela sarı gelini ben çalıyorum. Sen de çalıyorsun, sen sazla çalıyorsun, ben flütle çalıyorum. Ben denk getiremeyebilirim sen, sen bitirirsin, ben devam ederim. Tam bir nota daha basarım mesela. Olmaz, olmadı yani. Onu komuta eden o zaten. O yoksa ben sarı gelini çalmayı biliyorum. Herkes biliyor sarı gelini çalıyoruz. Müziği parçaya herkes zaten önünde var. Onun ne görevi var? Onun görevi o intizam işte o şey. Yani intizam. Bunun görevi bu mu sağlıyor? O da sağlıyor bir şekilde. Orada nasıl sağlıyor onu ben de bilmiyorum. Onu bir hani şey yapıp konuşmak lazım. Ben mesela birisiyle konuşup merak ediyorum. Hocam bir yerde hani sallasan bıraksan mesela abi hani sopayı ne olur yani içeride? Mesela sallıyorsun. Bıraktın sallamayı ben vazgeçtim dedim. Arada durdurdum. Ne olur yani bunlar çalmayacak mı acaba? Albay görünce bir soracağım onu. İşte o bu işin hemen uzmanı Türkiye'de yani. Sopasını, o Türkiye'deki sopa var ya. Almanya'dan getirttirdik 300 euroya abi. O ya sopayı. Komutan dedim. Bu dedim bir tane şey şuradan karga kesip geleyim aşağıda. Bunu da salla dedim bunu dedim ya. İşte dedi siz dedi bu kadar diyorsunuz buradan dedi. Şunu şöyle yaptığı zaman, şöyle yaptığı zaman kemancılara re ile giriş yapın, yükseltin demekmiş. Ha şöyle. Şöyle yaparsa bir notayı şöyle çıkarın demekmiş. Şöyle. O her bir tanesinin bir manası varmış. Böyle kaldırıp indirmeleri, yana doğru gitmeleri. Biz bunu yıllarca diyor kitabı dersini çalıştık diyor ya. Biz kaç defa Avrupa'ya gittik. Şöyle. Bunları eğitim aldık diyor. Çok büyük. 300 kişi aynı anda o çomağın ucundaki sağ hadi. Sol hareketlerinin ne manaya geldiğini bilerek hem önündeki notayı ona göre okuyor hem de ona göre hareket ediyorlar. İkisini aynı anda şey yapıyorlar yani. Peki bu şef bir... olmadan bu iş olmaz diyor. Şef olmadan bundan hiçbir bir işe yaramaz diyor ya. Yani. İstediği kadar önünde nota olsun diyor. Zaten hep şefi tebrik ediyorlar şeyden sonra. Yani orkestra yoktur diyor, şef vardır diyor. Ben niçin hayretleniyorum biliyor musun? Siz anlatırken ben şimdi kainat musiki dairesi. Evet. Üstad diyor ya musiki dairesi. Yıldızlar bir şey çalıyor, çanlar, denizler, martiler, tamam mı? Balıklar, timsahlar. Şimdi bir müzik çıkartalım. Sarı gelir mi dedin? İşte dut, kiraz, erik, o da girecek devreye. Hepsi çalacak. Yani nasıl bir orkestra tutturuyor? İşte başlarında şef var Hasan abi. Umut abi dedi ya hani başına şef var değil mi? Yani hepsi biliyor ama ne yapacağını biliyor ama emir oradan geldiği için ona göre yapıyorlar. Yoksa kafalarına göre yapsalar kimyacı değil mi? O fizikçi kimyacıların şaşırdığı durum şu. Bir tanesini alıyor. En büyük hata bu. O büyük parçadan bir tanesini alıp incelemek. Bir tanesini alıp incelediğinde diyorsun ki bu adam bu şarkıyı çalmayı biliyor. Keman da var bunun elinde. Önünde de yazıyor zaten. Bu adam bu şarkıyı çalmayı biliyor. Bunun şefe ihtiyacı yok diyor. Tek başına görünürde şefe ihtiyacı yok gibi duruyor. Ama bütünüyle baktığında şef gerekli oluyor bu sefer. Şimdi sen atomu tek başına incelediğinde atom bunları yapıyor zaten diyor. Tek başına incelediği için. Tamam diyor ya molekül, su molekülü bunu yapıyor zaten. Boşuna kasmanın bir burada Allah'ın bir mantığı yok diyor ya. Allah mantığı yok diyor. Ama burada yok diyor yani. Tek tekil incelediği için. Şimdi sen orkestrayı tek tek incelersen şefe ihtiyaç yok. Ama bunlar hadi bir arada çalsın dersen biz İstiklal Marşı'nı okuyamayız yani. Bildiğin bir şeyi okuyamazsın. Ne zaman başlayacaksın? Ne zaman hangi usluktan? Hangi yavaş? Korkma! Korkma! Biz lisede, ortaokulda okurduk. Başlardık, öbür taraf başka tarafta bitirirdi. Yani hiç onu bir... Sıralar var ya, biz bitirdikten sonra korkma sönmesi, onu da dinledik. Hep böyledir yani.
Maçlarda amigolar var. Amigo ne iş yapıyor? Ben tezahürat yapacağım. Lay 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 diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim ki. Maç yani bu. Haydi gol, haydi gol. Amigo ne yapıyor? Amigo olmazsa kayar, ses kayar. Bu sefer tek ses çıkmaz, uğultu olur. Stadın içinden bir şey duyulmaz. Amigo işaret verir. Hani bunu gidiyoruz, onu takip edilerek gider ki maçta bir şey çıkar ortaya yani. Ha o staddaki bağırma bir adam mı komut veriyor? Sen herkese gitsen, yani o şeyi yakalaman lazım. O frekansı yakalaman lazım. Herkes kafasına göre söylerse ortada bir şey duyulmaz ki. Bir uğultu duyulur yani. Mesela İngiltere maçı, yani İngiliz ligi maçlarında çok belirgindir. Tek ses çıkar. Anında bir ses çıkar, kaybolur. Böyle şeydir yani. Bu bazı şeylerde belli oluyor. Bu şekilde izlediğinde zaten fark ediliyor. Yani çok hakikaten binlerce insan aynı anda aynı şeyi nasıl söyler? K ile başlıyor. Ko, o da o aynı anda başlayacak. Maçların başında İstiklal Marşı okuyorlar, gene kayıyor. O yüzden birisi mikrofonla yüksek sesle söylüyor. Hani bana uyun. Bu sese uyun yani. Yoksa herkes kendi kafasına... O zaman müezzinlik çok lazım ya. O zaman namaz kıldıran imam çok lazım. Kainata hakikaten Allah ne kadar lazım değil mi? Dersten sonra arayalım abi komutanı. Bir sizi bir konuşturayım abi. Meseleyi bir izah etsin yani teknik. Lazım olur. Derslerde kullanırsanız. Aa, bir görüşelim, bir şey yapalım. Bir selam verelim de. Peki kainatı düşünün de ben onu hayret ediyorum şimdi. Kainatı düşünün. Üstad diyor, hepsi tek bir ağızdan La İlahe İllallah terennüm ediyorlar. Cemaatin başında var ya, sözlerde. Diyor, La İlahe İllallah, La İlahe İllallah diyorlar diyor. Terennüm ediyorlar diyor. İfade ediyorlar diyor. Bilmem ne yapıyorlar diyor. Hakikaten ya. Hakikaten kainata ne kadar orkestra, bir amigo, bir kaptan, bir başrolde oynayan. Hakikaten öyle ya. Ve peygamberde ne kadar ihtiyaç var değil mi? Şimdi evde iki tane kafa olursa, işte bizim evlerdeki gibi. Serzakir olayı da var ya abi. Evet. Serzakir tarikattan. Peki. Tavuk. Hayal edin. Ders okurken kendimiz ne deniyorsa hayal edersek istifade hissi olur. Dinlersek ilmi olur. Bak, tavuk yine, tamam, fikridir. Tamam, bu fikri olacak bundan sonra. Fikri girdi, fikri çıkacak değil. Hissi istiyorsan daha kaliteli, tavuk. Ettiniz mi hayal? İnek. Bahçenizde tavuk var yukarıda. İnek de var. Kedi. Sahi hayvanlar da insanların onlara yaptıkları insanlara karşı şükran hissi olmadığı halde, tavuk mesela, şükran hissi yok. Yine kedi gibi sahil hayvanlarda, insanların onlara yaptıkları insanlara karşı şükran hissi olmadığı halde, insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler. Ama ötekisi ise, bunun esbabı ise, kertte hırs marazı farz da olduğundan, esbab-ı zahiriye öyle bir derece ihtimam ile yapışır ki mümin-i hakikiden bütün gafletine sebep olur. Kedi, köpek öyle değil ama. Ne yapıyor? Sadakat ve vefa var. Tavukta, inekte, kedide, onun için kediye nankör derler. Oysa kendisi nankör. Kedi alana kadar rızkı senden ister. Aldıktan sonra senin elinle Allah gönderdiğini bildiği için sana pek minnetem etmez. Tevhidçidir ya. Tevhidçi olduğu için. Köpek ise senden ister, al, yerken de senden bilir. Adeta tövbe haşa, fıtratın şerri, şirk ehlidir. Senden bilir. Yalaka yapar sana. İnsanlar da ona mübarek, ne kadar canım, ben de biliyorsun, benim canını veriyorsun benim için. Ama insanlar ona dedi ki neciz. Bahçede köpek var abi bizim. Ekmeği attım. Atladı ekmeğin üstüne. Çomaktan öteki parçasını böyle çekmeye çalışıyorum ben de. Yapıyor böyle bana. Ya ben verdim sana. Bana kalan ya.
Sen niye şey yapıyorsun ki ya? Vermiyor yani. Böyle şeyin üzerine hırs yapıyor yani. Lan ne hırsı var bunda dedim ya. Şimdi bunu enfüse getirirsek abi. Cümleyi bitirim yapalım. Tamam. Bunun esbabı ise kalpte hırs marazı fazla olduğunda esbab-ı zahiriye öyle bir derece ihtimam ile yapışır ki mühim-i hakikiden bütün gafletine sebep olur. Binaenaleyh vasıtayı müessir bilerek müessir-i hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak necis hükmünü almıştır ki tahir olsun. Yani niye denmiş, necis denmiş? Temizlensin diye. Yani çünkü hükümler, hani onun için şeriatın kestiği el acımaz. Niçin? Allah bir cezaya iki yerde, bir suça iki yerde ceza vermez. Bir suça iki yerde ceza vermez. Hırsızlığa, zina yapan vesaire yapana dünyada şeriat ceza verdi mi? Ahirette yoktur cezanız. Ne kadar merhamet var aslında. Şuraya bak ya. Yani şeriat çok merhametli ya. Şimdi bak zinaya, lan ahirette kaldı. Hırsızlığın ahirette kaldı. Burada bu dünyada ödersin. Bu dünyada ödedin mi? İşte ne diyor? Çünkü diyor hükümler, hatler, hak vuruldun ya sopa. Günahları affeder. Ya temiz gidiyorsun. Ve beynennaz tahkir darbesini gaflete kefaret olarak yemiştir köpek. Ben temizlendi. Ahirete mübarek gitti o da. Mübarek gidiyor. Şimdi mesele anlaşıldı mı? Bir daha yapalım. Hayal et oradaki Mustafa. İzzet de dinliyor. Tavuk abim. Ne ikincisi kimdi? İnek. İnek bakmayacaksın. Bahçenizde hayal etmediniz mi? Birincisi tavuk. İkincisi inek. Sen söyle. Üçüncü hangi hayvan vardı? Tavuk, inek, kedi. Çok güzel. Bunlar mübarek. Ama bunlar alana kadar senin ayağın altından ayrılmaz. Aldıktan sonra hiç minnetleri yok. Çünkü esbab-ı zahiriye fazla ihtimam göstermiyorlar. Allah'tan bildikleri için. Vurdu kuruldu. İyi. Hiçbir şey yapmadan vuruldu. Niyazi gitti diyor. Şimdi hakim senin yapmadığın bir suçla ceza verdi. Ya ben hak etmemiştim ya. Doğru. Girdin. Bu vuruldu. Bu hiçbir şey. Ama şöyle dersen, evet ben suçta, bu konuda suçum yok. Ama hakimin bilmediği, Allah'ın sopası yok. Hakimin bilmediği benim falan suçum var. Allah bu zalimin eliyle sureti farklı cezaya bunun için bana verdi. Ben biliyorum bunu. Hakim beni hırsızlıkla itham etti. Beni FETÖ'cülükle içeriye aldı ama ben FETÖ'cü olmadığımı kainat biliyor. Allah da biliyor. O zaman ben fatıcılık denirim. Hak etmedim. Doğru hak etmedim. Bağırma çağırma hiçbir şey yok. Eğer hak etmediğin bağırırsan niyazi. Vurmadan vuruldu. Ama şöyle düşünürsen Hasan FETÖ'cü değilsin. İçeriye girdin ama hatırlıyor musun lan aşağılık? Hepimiz biliriz vicdanı. Kendi kendime diyorum hocam. Falan yaptığın şeyi biliyor musun? Biliyor. Bu, o. O olduğunu nasıl bileceksin? Sana vicdan hatırlatıyor. Sana diyor ki, ben yapmadım. Tamam, içeri beni niye tutukluyorsun? İçeri girdim. Hapishanede yaptığım için biliyorum. Rantaya yattığım zaman, tınk, oturdu ya beni. Öyle yapmadın sen. Tamam, bu kulduğunda suçsuzsun. Peki, bu hata ne olacak? Nasıl telafi olacak? Hakim, Nurcu Hakim değil ki. Hasan, buyurun abi. Buyurun Hakim Bey abisi. Senin o gizli bir hatan vardı. Allah bana bildirdi bu gece. Tamam. İlham etti. Hasan'ın gizli bir günah var. Onu al hapset. Böyle mi diyecekti? Senin şu günahın yok mu lan Hasan? Dedi bana. Var. Vicdan abi. Vicdan abiye söylüyorum. Abidir bu. Kalp abi, ruh abi, vicdan abi. Akıl abi. Akıl abi aldatabiliyor. Vicdan dedi ki, sen bununla içeriye girdin. Hakikaten bu konuda suçun yok. Ama şunu hatırlıyor musun? Şunu hatırlıyor. Bu o. Vicdan abi bana hatırlatıyor. Ya abi onu yakalayabilirsen. Olursa. Yoksa niyazisin. Hakikaten kusuru kendini deruhte ettiğine lisanıyla dua et Allah'a.
kusuru derufte edebilirsen anında kaldıracaksın ama. Evet. O yüzden... Anında kaldır, hemen alırsan onu ya. Yani şeyi gördün nispette yani. Yakaladın örnek bir değil mi? Kaç gün yattın? 5 gün. Halis Bin'in talebesi FETÖ diye içeri alır. Evet. 5 gün yattın değil mi? 5 sana ne diyor? Bir taneyle şey yapmayacaksın. Her bir güne evet. Bir kusur diyeceksin. Evet. Anladın mı? Değsin. Şu anda şaşırdı değil mi vicdanın? Evet. Sakın bir tane yapma. Bir taneyi ben söyledim. Ben ona şöyle diyordum abi orada. Bulamadığım varsa onu bana buldur ondan da sana tövbe edeyim diye dua ediyordum yani. Bulamadım. Düşüneyim şimdi. O zaman şöyle de. Öyle diyelim. Ya Rabbi. Bak ya Rabbi. Geçmişinden bu ana kadar. Niçin böyle yaptın? Niçin böyle dedin? Niçin böyle yapmadın? Niçin böyle demedin? Ne ki varsa. Hepsine tövbe ediyorum. Ya gafa ya teba. Şu sıkıntımı ona kefaret yap. Amin. Ne kadar hoş. Evet. Bak, niçin böyle demedin? Niçin bunu yapmadın? Niçin bunu yaptın? Niçin bunu dedin? Ne ki varsa bilip bilmediğin Allah'ım gafar ve tevba ismi hürmetine affeyle. Ve şu andaki sıkıntımı hapsandı veya elini kestin, düştün Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Aleyhisselatü Vesselam diken batsa diye Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a kefalettir. Hırs köpeğin necisi an dermesinin sebebi nedir? Hırs yapması. Hırs yapma nispetinde necisi aynı diyoruz. Peki hani orada dedi ya sadakati ve vefası olsa da yani bir insanın sadakat ve vefası da olsa da... Ama yanlış yapıyor. Yanlış şekil. Mesela üçgen usulü onu yaptık. Sen şimdi Allah'ın haram dediğini helal diyor. Helal dediğini haram diyen adama sadakat yapıyorsun. Ölesiye. Ölesiye sadakat yapıyorsun. Peki, nasıl bir sıdk olmalı abi yani böyle hakikatte böyle Ebu Bekir'in sıdkı gibi. Yani. Evet. İstikametli olmalı. Vasıfları neler yani o? Nasıl neye? Bak Kur'an'ın hulasası Fatiha. Yasin. Yasin'in filistesi Fatiha. İlmimi artır demiyor ki bak. İhdine sıratın ustak. İstikamet üzerindeki hidayet. Hidayet istikamettir, istikamet hidayettir. Yani en olunduğun gibi. Festakim kim ömürte var ya. Evet. Peki bu asırda fert istikamet bulabilir mi? Hayır. 163, Sikeyi Tasdik Ayni. İzmir'de o ders yaptım dün. Onu yaptım. Sikeyi Tasdik 163'e diyor ki, Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam, Şehbettin suretini unut. Hud suresi beni ihtarlattı. Niye demişler? Emrolunduğun gibi bana emir yaptı diyor. Festakim kemamürte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani peygambere diyor Allah. Sadakat lazım. Sadakat nedir? Dendiği gibi. En azından en düşük şeyi yapmasa da hakkı hak bilecek. Tevbiat-ı Tisa'da geçiyor o cümle. Yapmasa da ahkama hak verecek. Tevil etmeyeceksin. Doğru. Yapan. Bunu bileceksin. Ha demek ki kadınlar neyle? Hasetle. Erkekler hırsla imtihan oluyor. Bak köpek niye necisi an ayn unvanını aldı? Hırsından dolayı. Hırsın İnsanın istikametini bozuyorsa o nispetle necis oluyor. Kokuyor. O zaman hani başlarında zillet ve hakarete sebep olur. Evet. Peki bu zillet ve hakaret diğer insanların nazarında mı oluyor? Hem de ruhanilerin nazarında da. Mesela hadisi kutsi var, lügatta geçiyor. Şehvet maddesine bak. Ey benim için diyor Allah, şehvetini terk eden yani istikametini koyan. Sen benim bir kısım melaikelerim gibisin diye Allah bu insanla melekler üzerine övünüyormuş. Yani diğer insanların nazarında meleği Allah'daki ruhaniler de.
hepimizi ahiretteki o büyük zatlar ve cemaatimiz bizi görüyor. Ne yaptığımız biliyor musunuz? Gözüküyor orada. Hani arabanın içinde oturmuşuz, renkli cam var. Biz görüyoruz içeriden ama onlar dışarıdan bizi görmüyorlar. Onun gibi yani. Sadakat, sadakat o. Ama ne sadakat? Köpekte sadakat yok mu? İstikametli sadakat. Köpekte sadakat var ama yanlış sadakat var. İstikametli sadakat. Onun için duamda şöyle diyorum. Ya Rabbi, aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, ruhuma müşahadetullah, hayatıma ama istikametli kıbletullah, ömrüme bereketullah nasip et. Peki abi şimdi o dağdaki adamın köpek. Peki sadakat onun bu dünyada temizlenmesine vesile olan bir mesele değil mi? Evet. Bu çünkü ahireti cehennemi yok ya köpeğin. Bu dünyada o hatasının cezasının necis unvanını yapıştırılarak temizleniyor. Zaten temizlenmesinin sebebi bu. Ben buradan çıkarıyorum. Köpeğin bu hatasının kusurunun cezasını mesela çocukla da söylüyor kalın mesleği de. Burada çocuk düşüp kırılıyor. Alnı kırılıyor, eli kırılıyor, bilmem bağırıyor. Kafası kırılıyor. Niye kırılıyor? Çünkü diyor hissi şefkata muhalefet ettiğinden gitti karınca yezdi. Sineği yezdi. Hani günah yok ama ruhu kirleniyor. Mesela bulu çağına kadar namaz farz değil. Seyrettiği günahların olacak? Ruhunu kirletiyor. Günah yazılmıyor ama ruhu kirleniyor. Hakkı dinlemeye, hakikati yapmaya mecali kalmıyor. Ölüyor yani. Çocuklarda masumiyet gitmiş. Bakın bakalım çocuk masumiyeti var mı suratlarında? Perişan olmuş televizyonda. Oyun laptoplarla, laptoplarla mı ne? Tabletlerle. Tablet. Tabletlerle. Bak suratında bir meymenet kalmış mı? Çocuğun masumiyeti kalmamış ya. Evet günah izi yok ama bende mi manyaklık var mı? Ben mi görüyorum siz görmüyor musunuz? Çocukla meymenet var mı ya? Solmuş, sararmış. Lezzetsiz, yağsız, tuzsuz suratları var. Sevesin gelmiyor. Acayip bir şey ya. Ama yeni doğan bebeğe bakın ya. Niye 40 gün çıkarmıyorlar biliyor musunuz? Annesi çünkü ne biçim nefes alıyor ki? Cinler onun nefes almasını alıp vermesini çok seviyorlarmış dinlemeyi. Çok seviyorlar. Ben de o kadar seviyorum ki kulağımı koyuyorum bebeğe ağzına. Ona öldü diyorsun dur. Biraz sonra o kısta gibi bir yukarıya çekiyor. Anladın? Başka bir şey yapıyor. Ya bu kadar tatlı olur. Bak ama tekisi meymenet kalmamış ya. Bir daha cahil. Doyumsuz. Hırçın evet, ve çocuk. Evet. Tatminsiz. Ver bu ödemişi. İzmir'i de verse tatlı olmaz. Edemezsiniz. Ne yaparsan yap. Ağızlarımızdan şükür bile yok. Şükür yok. Kanaat yok. Ha, şimdi köpek nasıl temizlendi? Necis ay unvanı verildi. İnsanlar da şeriatın cezasıyla temizleniyor. Nur Talebelir de Allah nasip etti. Şefkat tokatı var. Kaçıncı lema? 10. lema. Şefkat tokatı olduğunu anladığın anda onun affettiriyor. Elin kırıldı. Niçin bana oldu demene gerek yok. Zaten sana söylüyor. Sen. Nereden parmağı kırıldı. Sen. Hatırladın mı? O zaman ne yapıyorsun? Oh be. Kırıldı, seviniyorsun. Temizlendi de ondan. Temizlendiğine değil, ruhani rahatlamak. Bu elin onun olduğunu kim söylüyor? Vicdan söylüyor. Bu ashab-ı kefteki kıtmir, ondaki sadakat nasıl abi? O da onlara bırakmamış mı? Yani mesela diyelim ki her şeyde değil, yani yemekteki hatası, mesela o dağda donmuş adamı beklemesi, sadakatı, vefası istikametli. Hayatının her tarafı değil ki, yemek yerken böyle köpeğin. Dağda onu beklemiş, o vefa çok güzel. Kıtmir kapıda bekliyor. Ama sen FETÖ'nün kıtmir duvasını taşırsan seni köpekleştirir. Yani kıtmir duvası muşambasız olduğu için oradaki efendilerimizin isimleri var. Kur'an'daki isimleri, hadisteki isimleridir. Onunla tuvalete girdin mi sistem devreye giriyor.
çarpılma sistemi. Yani metafizik devreye giriyor. Peki kıtmir duası takanlarda ne oluyor? Kıtmir köpek demektir. Köpek duası diye ulemada böyle bir şey yok. İnsanlarda köpekleşiyor fıtratları. Ne yapıyor? Fıtrat şu. Öylesiye sadakat kendisine, kıtmir duası takanlarda, sahibine öylesiye sadakat gösterdiği hedefe öylesiye hücum olur. Maddiyatta müthiş hırs. Evet. İşte bu işte. Yani köpek oluyorlar yani. Ruhen öyle oluyor. Yani bak, köpeğin özelliği neydi? Sahibine öylesiye sadakat gösterdiği hedefe hay yavrum, hay yavrum deyince hay yavrum öylesiye gitmiyor. Benim bir kurtum vardı. Alman kurdu vardı. Götürmüştük böyle. Bak kaç tane mahalle köpekleri vardı. Ama böyle hakikaten bir tırstı. Kaç tane, beş tane. Hay yavrum dediğim zaman sesimi duydu zaten. Öyle bir motive oldu ki acayip kıyamet kopuyor. Hepsi gitti. Yani bakın, kıtmir duası takanlarda peki sihirlendi dedim. Konumuzun dışında da. Onda diyeyim, okey girdik. Sihirlendi. Nasıl anlarsın? Boğazından çıkarttığın zaman vücudunda ateş basar. Ya sirkeye at veya bir göle, nehre atınca sihir kendisini gösterir. Vücutta ateş var. Eğer vücudunda ateş olmuyorsa çıkarttığın halde, attığın halde sihirli değilsin. Eğer attığın zaman, at sirkenin içine, yok nehir var, göl var, dere var, deniz varsa oraya at. Bak vücudunda ateş yanıyorsa sihirlisin. Ne yapacaksın? Onu hizmet kuramayacaksın. Neyse burada keseceğim. Var mı başka? Aa, ooo, daha bir parça da varmış. Öteki hayvanlar ise vesayeti bilmiyorlar. Ve o esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Mesela kedi. Nankör deriz değil mi? Nankör sensin. Nankör sensin. Nankör diye ne diyor? Niye? Vesayeti dinlemiyor. Nankör demek abi. Nan Kürtçe'de ekmek demek. Yani nankör, yani nimeti, ekmeğe nimetini onu görmeyen demek yani. Allah Allah. Nankör o demek. Kürtçe deme. Yani Kürtçe nan ekmek demek yani. Aa, buradan geldi. Nimet demek yani. Fesubhanallah. Ekmeğe kör, nimete kör. Nimete kör. Mesela kedi gibi, kedi seni sever. Tazarru eder, ayağına dolaşır. Tazarru eder. Senden ihsanı alıncaya kadar. İhsan aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki sanki aranızda marife yokmuş. Yani aranızda bir dostluk yokmuş. Yokmuş. Ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktur. Hiç sana minneti yok. Alır kenara. Hiç. Sana, ya ben sana vermedim ya. Hiç şey yap. Şükran hissi yok. Ancak ne yaparlar kediler? Münim-i hakikiyeye şükran hisleri vardır. Mesela zikirleri ya Rahim ya Rahim diyor değil mi? Ya Rahman mı diyor? Ya Rahim. Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahim diyor. Özeldir. Çok ilginç değil mi? Sıla-i Rahim. Sıla bağdır. Rahim'in onayladığı bağ. Kafir mümin fark etmeden herkese tecelli eden Rahman'dır. Rızkını veren, hakkı hayatını veren. Rahim ise iman edenlere iman ettiği ile onları besleyen. Mesela ahirete iman ettik. Ahiretin imanı, bu dünyada karımız ne? Yani kabiri, belaları, musibetleri, depremi, ne bileyim kanseri teselliye sebep oluyor bize. Ne yapıyor? Bizi ahirete iman etmeyle dünyada besliyor. Sıkıntılardan kurtarıyor. Bak niçin üzerine fazla durdum? Kedi ya Rahim ya Rahim çekiyor. Yani Rahim'in onayladığı bağ kuruyor. Hususi ilgi alaka görüyor yani. Evet. Diyor ki bir de okuyayım. Ancak münim-i hakikiye şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları saniyi bilir ve lisan halleriyle ibadetini yaparlar. Şuur olsun olmasın. Evet, kedinin mırmırları ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim'dir. Ya Rahim, sobanın arkasında. Ondan sonra insan da ne der? Bana kırla. Niye? Kendisi gibi yalakalı değil. Kendisi yalakalık yaptığı için. Tırnatası uzun. Tabii. Mesela kendisine bir nimet verdikleri zaman yalaka yapıyor.
Bundan da istiyor. Oysa kedi aldığı nimeti saniyeden bilir. Ondan mübarek olmuş, evde de necis değildir. Evde de mübarektir. Bediüzzaman Hazretleri'nin 4 tane kedisi vardı. Daha önce kediler misafir bana gelmeden önce diyor, bana zor yeten yemek, zor yeten taban, onlara da paylaştım. Onlara da etti, bana da etti diyor. Çünkü kedi diyor ve Adselman de yaşlı Müslüman, aciz, zor durumda bir Müslüman evinize gelirse, kedi gelirse Allah eve bereket koyuyor. Evet. Böyle berekete insana artı bir de şey geliyor. Kedi gelince bereket koyuyor. İnsan olursa diyor, ikinci bir tane de şey geliyor. Defi belli arttır der. Mektubatta. Şemsiye gibi yağmuru ve güneşi sana getirmiyor ya, atıyor ya kenara. O ihtiyar, masum, ihtiyaç, muhtaç olan Müslümanı evine alırsan bir berekete sebep, iki belaların define sebep. Yani paratoner gibi. Abi bu kediyi evde besleme noktası. Evin oturduğun bölümüne mi almak yoksa? Abi yerin... hiçbir sarı yok. Ben dershaneye bakıyordum. Ne? Siyasa? Diyor ki ben diyor, hiçbir necaset tahfif ederiz, bir şey olmaz. Yerini göster, bir şey olmaz. Kediye yerini göster, paldır küldür de yapma. Ama eve bereketi sebepmiş. Sünnet ne abi kedi beslemek? Sünnettir çünkü Peygamber Hazreti Ebu Hüreyre nedir? İsmi nedir Ebu Hüreyre'nin? Bak bilmiyoruz değil mi? Peygamber Aleyhisselam nesiydi bu? Müezzini değil mi? Çok Bilal Habeşi'ydi. Ebu Hüreyre. En çok şey yazıyor. Peki Ebu Hüreyre ne demek? Mablugat manası Ebu? Kedilerin babası. Kedilerin babası. Oturmuş. İlim tahsil ederken kedi de oturmuş cübbesini. Namaz vakti gelmiş. Bakmış. Sahabe. Ulan ben bunu nasıl uyandırayım ya? Cübbesine oturmuş. Ve cübbeyi de çıkartamamış. Kediyi de uyandıramamış. Gitmiş kesmiş. Cübbeyi kesmiş. Öyle gitmiş. Peygamber Aleyhisselam namazdan sonra anlamış tabii. Onu görmüyor karanlıkta ama tebessüm etmiş. Cübbesi kesik. Geliyorlar bakıyorlar ki cübbenin üzerine yatıyor kedi. Ondan sonra o demişler. Kedilerin babası. Mustafa. Gördün mü? Garibine gitti. Aklına yatmıyor ama. Evde diyor. Öyle de acayip ki benim dershanede vardı. Tek kalıyordum dershanede. Büyükçekmece'de. 8 ay tek kaldım. Kimse yok. Ya kimle konuşacağım? Ben onunla konuşuyordum. Konuşma şeyimi gideriyordu ya. Dedim neredesin ya? Hemen geliyor. Ya neredeydin kardeşim dedim ya. Allah Allah falan oturuyor. Çıldırıyor da zaten. Ondan sonra gene buraya oturup sofraya otururdum. Kenara koyardım. Kesinlikle gelmezdi soframa. Oraya şey yapardım. Bittiği zaman böyle dururdu. Tuvaletin yapacağını bilirdi yerim. Ustadımla 4 tane var. Peki. Ve ahirde vâhu men elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.